Sapık şeyh ve ardılları. Yanlışları eleştirmek ve tavır almak güzeldir elbet. Ancak o yanlışın hayat bulduğu bataklığı ıslah etmezseniz, eleştiriniz ve tavrınız gerçekçi olmaz. Bataklığı bırakıp sinekle uğraşmış olursunuz. O halde asıl sorun nedir? Kim olursa olsun, Allah tarafından korunduğuna inanır, ölünün gassal elindeki teslimiyetiyle teslim olur ve haram işlediğini görürsen, onu değil, gözünü itham et derseniz, dininize de, ırzınıza da musallat olurlar. Çünkü insandır bu. Bir yanı takva ise, diğer yanı fucurdur. Bir yanı ilahi nevha ise, diğer yanı çamurdur. Kimse sakalla, cübbeyle ve posta oturmakla nefsin fücurundan arınmaz. Kayıtsız şartsız teslim olduğunuz kişi kim olursa olsun, dininizi, malınızı ve ırzınızı çamura atmış olursunuz. Her toplumsal sorunda olduğu gibi, bu meselede de bir Türkiye klasiği izledik. Kemalistler faturayı dine kesti, bu hastalıklı zeminden beslenen saltanatçılarsa şahsa. Sorun ne dini, ne de şahsi. Ya ne? Asıl sorun, şeyhi ilahlaştırıp, müridi kullaştıran hastalıklı bir zihniyetin olmasıdır. Siyasi olarak bu zihniyetten beslenen ve medyaya yansımadıkça hastalıklarını yok sayan ikinci bir zihniyet ve sorunun yanlış zeminde tartışılmasına sebep olan din düşmanı üçüncü bir zihniyettir. Sorun tasavvufi değildir. Şayet öyle olsa tüm tasavvufçuların aynı olması gerekirdi. Din anlayışımız farklı olsa da ahlak sahibi mutasavvıfların olduğuna şahitlik ederiz. Sorun, tasavvuf içinde neşvu nema bulan bir anlayıştır. Ki bunlardan en fazla rahatsız olanlar ahlak sahibi mutasavvıflardır. Sapık şeyhin ardıllarını tanımak istiyorsanız iki zümreye dikkat edin. Ölünün gassala teslimiyeti gibi şeyhlere teslim olmamız gerektiğini vurgulamaya devam eden zümre. Zira dünyanın en temiz insanına dahi bu anlayışla teslim olursanız onu azdırır, çamurlaştırırsınız. Sapıklık üreten zihniyetle mücadele çağrısı yerine iktidarın siyasi ve dini muhalifleriyle mücadele çağrısı yapan diğer zümre. Sanırsınız milletin ırzına ve dinine musallat olanlar tasavvuf karşıtı yapılarla muhalif siyasi oluşumlar.